Afrika'da hala evsiz mi kalıyorsunuz? Ağaçtan mı, ormanda mı yaşıyorsunuz? Hayatlar nasıl orada? Su var mı? Büyük binalar var mı orada? Aslan, fil var mı hepsi? Gerçekten gerçekten çok üzüldüm Müslüman kardeşlerim. Sizin hakkında çoğunlukla Afrika kıtasından çok bilgi sahip olmayan arkadaşları onlarla çok üzüldüm. Ve bugün ülkeden ülkeye Afrika kıtasında ziyaret ederim. Görerim neler var ki? Hayatlar nasıldı? Televizyonda gösterdiği gibi. Hala orada mı yaşıyorlar? Hala öyle mi? Ve bugün tuvallarımıza direkt nereden başlayacağız? Tanzanya'dan başlayacağız. Doğu Afrika kıtasında bulunan bir ülke. Buyurun birlikte gezerim, kafamıza değiştirelim. Öyle mi Tanzanya? Görmedim ben öyle şeyleri. Televizyonda izledim, herhangi bir belgeleri izledim. Büyük binalar böyle mi acaba var mı? Böyle mi? Gerçekten şaşırıyorum. Görebilirsiniz büyük binalar var, İstanbul'a gibi bulabileceğin bir de deniz var, Hindistan Okyanusu. Bir de görebilirsin millet olarak hayatlar yaşıyorlar orada. Tanzanya'da, Doğu Afrika bulunan bir ülke. O zaman su var mı? Su oradan alabilir denizden. Bir de musluktan alabilir. Ulaşım nasıldı? Arabalar yok mu? Görebilirsin manzara olarak motosikletleri, büyük binaları, saatleri. Şu da arabalar. Bakabilir model olarak Costa büyük olanlar araçları da vardır. Gördünüz mü? Büyük binalar var mı onlar kıtasında? Sizin memleketinizde görüyorsunuz. Millet yaşıyorlar orada. Orman var mı? Orman var ama her yerde değil. Aslan, hayvanlar var mı? Gördünüz mü? Hayvan var mı orada şu an? Bir de mesela burada eğer Hristiyan olanlar ya da Müslüman olanları namazlık bir şeyler vardır yani. Bakabilir bunlar en fast transport. Şöyle diyorlar. Arabalar yok mu? İşte bu Tanzanya, Tanzanya. Biliyor muydunuz? Az önce. Televizyonda izlediğiniz böyle bir binalar ya da hayatlar gördünüz mü? Hiç. Deniz kenarında görebilir millet deniz yaşıyorlar. Yaşıyoruz işte. Yaşıyorlar değil, yaşıyoruz. Gördünüz bir manzara olarak. Bak. Vay be, vay be, vay be. Tanzania, Tanzania deniz kenarında. Bulunan bir ülke. Çok güzelmiş, çok güzel. Bu da Zanzibar. Zanzibar çok güzelmiş. Turist yerleri. Plajlar vardır. Kendua. Diğerlerine de vardır. Gelin. Kafanıza böyle kalsanız, gezerseniz bir defa, iki defa değiştirebilirsiniz kafanıza, düşünme falan. Ama uçağa bilet alma imkanı olmayanlar, size de buradan izleyin. Öğrenelim. Hayatlar nasıldı? Gördüğünüz gibi orada millet nasıl yaşıyorlar? Orada binalar tamam işte Tanzanya'da hayatları Türkiye gibi. Tanzanya hayatları Türkiye gibi tamamdır. İşte ben de tatil gitmek istersem tamam. İzmir gitmemek için Tanzanya gidebilirim. Darussalam ya da Zanzibar'a gidebilirim tatil olarak. Ya da başka bir ülke mesela Kenya'da ya da Nijerya'da, Etiyopya'ya gidelim tatil için. Görerim kendi kendimi, izleyelim. Çoğunlukla televizyonda gösterdiği şeyleri, televizyonda değil ya da blogları, Afrika kıtasında gezen adamlar. Mesela diyorlar Afrika hayatları böyle böyle. Ama neden göstermiyorlar? Türkiye uçaktan bindiğinde iniş yaparken nereden inmişler? Neden göstermiyorlar ki?
havalimanında nasıldı? Yollar nasıldı? Mesela pazarlar nasıldı? Büyük pazarlar. Onlar nerede yatıyorlar? Neden göstermiyorlar? Afrika'da böyle yatıyorlar. Ama onlara bir hafta boyunca tatil olarak Afrika kıtasında bulunan bir ülke, herhangi bir ülke, Tanzanya'da olsun, Etiyopya olsun, nerede yatıyorlar? Mesela sabah uyanıyorum, şimdi akşam, şu an o zaman yemek böyle yiyoruz. Neden göstermiyorlar? Direkt diyorlar Afrika hayatları böyle. Onun için bazı şeyleri, önemli, güzelli şeyleri bunun gibi gizli yapıyorlar. Güzel mi sence? Güzel mi? Sen izledi. Güzel mi bunu yapıyorlar? Güzel mi? Güzel değil. Neden gerçeği anlatmıyorlar ki? Her ülkede güzelli şeyleri ve kötü şeyleri de vardır. Ama böyle diyeceksin. Tanzanya'da örnek olarak, Afrika değil, Tanzanya'da mesela gelişmiş bir sokağa olarak, gelişmiş bir şehir olarak hayatlar böyleydi. Ama gelişmemiş yerleri hayatlar böyle. Milleti kafanda bilebilir. Evet tamam, ben gelişmiş şehirlere gidelim. Sonra gelişmemiş şehirlere ya da köylere gezelim. Neden anlatmıyorlar ki? İşte devam edelim. Şu an Doğu Afrika bulunan bir ülke Nijerya. Nijerya sürekli soruyorsun. Nijeri misin? Nijerya misin? Somali misin? Malawi misin? Kongo misin? Sudan misin? Tanzania misin? Kenya misin? Nijerya böyle. O zaman Nijerya ve kaldığın şehirleri ne farkı var ki? Ne farkı var manzaralara? Denizleri, arabalar, büyük binaları, skyscraper diyorlar, yolları, bridge'leri, ne diyor, köprüleri, ne farkı var ki? Mantıki var mı yani, farkı var mı? Kaldığınız şehir, farkı var mı? Çok çok büyük bir farkı, o da hayat yok. Baksana, tüm arabalar böyle bekliyorlar, İstanbul gibi, ne farkı var ki İstanbul? Alaka. Farkı var mı? Çok üzülüyorum uçak alma imkanı olmayanlar. Onlara çünkü siz direkt bunları hissetmeyecek misiniz yani? Ama gerçek işte uçak alma imkanı olanları lütfen tatil zamanında ya da bir hafta seçin, gezelim, gezin, baksana binaları, baksana ne fark var ki? İşte bu. Afrika bundan dolayı Nijerya. Nijerya hayatlar nasıldı? Ama millet oraya gidiyorlar. Büyük binalar bunlar gibi yatıyorlar. Ama video çekerken Nijerya hayatı böyle. Etiyopya'da hayatı böyle. Tanzanya'da hayatı böyle. Kenya'da köyleri böyle. Neden bunlar söylemiyorlar ki? İşte Afrika. Afrika'da ya da ülkeleri çok gelişmiş şu an. Bahsettiği şeyleri eskiden, yine de herhangi bir ülke gelişmiş yerleri vardı, bir de gelişmemiş yerleri vardı. O da turist yerleri gibi kalıyorlar. Kaç şehirler gezdik mesela, şehirler Türkiye'de gidiyorsun, şehirler tatil için tarihler öğreniyorsun. İşte onlar anlattıkları tarihlerle alakalı söylemek gerekiyorlar. Gerçeği hayatı değil, şu an hayatı çok değişmiş. Değişik bir şeyler. Çok değişmiş ya. Siz görüyorsunuz şu an yani Afrika'da köprüler görün. Bu İstanbul köprüler ne farkı var ki? Ya da Antalya şehirler ne farkı var ki? Millet yaşamıyorlar ki. Yaşmıyorlar orada. Ormanda mı yatıyorlar? Binalar orada. Kim yatıyorsun orada? Sen mi? Vlog çekenler, sen mi yatıyorsun bu şehirleri, bu büyük binalar? Sen mi inşaat ettin? İşte vallahi ne diyeyim? Gerçeği çok önemli. Gerçeği öğrenmek için gezmeyi gerekiyor. Kendimizi ziyaret etmek gerekiyor. Anladınız mı? Sayın hocalar, baksana akşam nasıl oluyor, bakıyorsun akşam nasıl oluyor, güzel, çok güzelmiş, çok, 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 Afrika, çok, çok.
Tanzania güzel güzel, Nigeria güzel güzel, Etiyopya güzel güzel, Etiyopya değişmiş bir ülke. Gezmek için istersin Tanzania'ya gelin. Tanzania'ya hoş geldin, Tanzania'ya hoş geldin, Tanzania'ya hoş geldin, Tanzania'ya hoş geldin, Tanzania'ya hoş geldiniz, Tanzania'ya hoş geldin, Türkleri Tanzania'ya hoş geldiniz, gezmek, gezmek, çok değişmiş, çok gelişmiş. Arabalar varmış. Hoş geldin Tanzania gezmek için. Çok gelişmiş ya eskiden gibi değil. Hoş geldin Tanzania, Darussalam ya da Zanzibar'a. Gelişmiş çok çok eskiden gibi değilim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Tanzania'ya. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin Tanzania'ya. Denizi var, safari var, büyük binalar var. Hoş geldin, hayatı var, araba var, uçak var. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Millet yaşıyorlar, hayatı var, uslan var, hoş geldin, zamanın var, gelin, gezelim, hoş geldin, el ele, hoş geldin, el ele, hoş geldin. Lelele hoş geldin. Aklıma değiştirelim. İşte videomuzda sonuçta geçtik. Tuvalarımız devam edecek. Başka ülke, hangi ülke birlikte ben sizinle gezmek istiyorsanız yorumda yazın. Ben sizinle birlikte gezdireceğim. Gezdirelim. Valla çok değişmiş şu an. Eğer zamanın varsa, fırsatın varsa gelin, gezelim, öğrenelim, kendimiz hissedelim. Vallahi işte öyle, öyle.